Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abicim kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız abicim? İyiyiz, teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz abi, senin üstün başın çok temiz abi. Belli ki sen burada çalışmıyorsun. Abi tulum giymiş, sen çalışın abi. Nasılsın abicim? Teşekkür ederim, sizler sorun. İyi abi, ne yapıyorsunuz abi burada? Salep öğütüyoruz. Salep öğütüyorsunuz? Evet. Salep, salep dedin nerede abi? Salep'ini şimdi bu bizim böyle kışın severek içtiğimiz salep, böyle hani evet, evet, sıcak evet, içiyor. Bu mu oluyor abi? Allah Allah. Bu şu an ne yapıyorsun abi? Öğütüyoruz diyorsun ama burada ne yapıyorsunuz? Tartı mı? Tartık, öğüteceğim şu anda. Tartıyorsun. Niye tartıyorsun? Geleni tartarız, giderken de tartarız. Yok, tartıp da ne yapıyorsun yani? Müşteriye kilo ile mi vermek tabii, için? Tabii, tabii. Müşteri misiniz abi? Ben salep'in satıcısı. Sen satıcısısın. Evet. Müşteri kim abi? Siz misiniz abi? Ben salep ticaretiyle uğraşıyorum Bucak'ta. 60 yıllık bir firmada. Babadan evet, oğula devam eden bir şekilde salep ticaretiyle uğraşıyoruz. Salep'le buraya da salep öğütmeye geldik. Burası değirmen mi oluyor? Burası değirmenimiz. Tamam. Burası salep değirmenidir burası. Salep kullanabilmek için toz haline gelmesi gerekiyor. Burada toz haline gelerek sıcak içecek içicileri ve dondurmacıları salep'i gönderiyoruz veya alıp gidiyoruz. Bunu nerede kullanıyorsun? Şimdi ben bildiğim dondurmada kullanılıyor diye biliyorum. Bir de şeyde normal içiyoruz. Salep'in %95'i dondurma yapımında kullanılıyor. %5'i sıcak kışın sıcak içimde kullanılıyor. Mis gibi evet, içiminde kullanılıyor. Evet. Isparta'dan geldik buraya. Isparta'dan geldik. Evet, orada Antepliolu firma baklava üzerine ve dondurma. Dondurma mı evet, yapıyorsunuz hem abi? Hem baklava hem dondurma. Bu güzel bir şekilde saz katısız olmadan dondurmaya kullanıyoruz. Kullanıyorsun. Şimdi burada kaç kilo var abi? Kaç yazıyor bunda? 10 kilo. 10 kilo. Evet. Şimdi 10 kilo. Ne kadar vereceksin abi bunu? 3000 TL. 3000, 300 lira mı? Hayır, 3000. Kilosu bunun 280 lira. Şaşırdınız değil mi? Şaşırmadım abi. Sen şimdi ya benimle makara falan mı yapıyorsun? Hayır abi, hayır. Gerçek söylüyorum. 3000 TL. Aynen. 10 kilosu 3000 kim TL. Kim satıyor abi bunu? Sabri abi mi? Evet. Ha, ne abi? Sabri abi. Altının gramı abi 80 lira olmuş. Bu altından daha kıymetlidir. Çünkü bu doğada çıkan şifadır. Bu şifa bir ürünü. Ot. İnsanlığa sunulmuş. Allah'ın bir mucizesi yani. Vallahi abi bunu böyle... Bunu 6 gramından 1 kilogram dondurma konmuş. 6 gramı 1 kilo dondurma yapar. Şimdi yani şöyle bir tutam tuttuk. O zaman yeni geline bunu var ya böyle kolye niyetine taktın mı? Tabii. Altın yerine tabii, geçiyordu. Tabii. Değil tabii, mi abi? Tabii. Beşi bir yerine geçer. Şimdi 10 kilosu 3000 TL. 10 kilosu 3000 TL. Şimdi ben bundan alıp öğütüp mesela aynı şekilde öğüttüğüm zaman da fiyat aynı değil mi? Böyle tabii, fark tabii, etmiyor. Saf öğütülecek şimdi bu gerçek. Saf salep öğütülüp toz haline gelecek. Bunun 4 gramından sıcak içecek olarak 4 gramından 1 litre sütü salep yapabiliriz. 4 gram. 4 gram. Ha, 1 4 çay kaşığı. Yani 1 litre süt kaç bardak çıkar fincan olarak desek? 6 fincan. Büyük. 6 fincan kaç lira yapıyor? Şimdi dönelim. Fiyatını 5 liradan 30 TL yapar. 6 bardak. Evet. Salep özel müesseselerde içilir. Özel yerlerde yapılır. Özel müşteriler salep alır. Biz abi gidiyoruz bir kafede oturuyoruz. Diyoruz ki salep var mı? Var diyor. Geliyor getiriyor. Yani. Tarçın döküyor. İyi salep. Yani iyi içim salep, gerçek salepten olur. Bir de bir şey sorayım abi. Buyurun. Bu Burdur yöresinde mi bu salep meşhur? Salep yani, Türkiye'nin her yerinde çıkar. Evet. Ama ticareti Bucak'ta olur. Çıkar diyorsun da, çıkar derken bu yeraltı kaynağı gibi, maden gibi bir şey mi ki bu? Salep, salep yabani orkidenin yumrusudur. Yabani orkidelerin yumrularıdır. Bu dağlardan bir bir toplanır, suda kaynatılır, kurutulur, bu hale gelir. Bu halden de İçim için veya dondurma için de öğütülerek kullanıma hazır olur. Yani bu bizim kendimizin bahçeye dikeceği bir şey değil. Değil. Yabani. Değil, yabani. O yüzden doğal, çok pahalı. Doğal. Çok az, evet, az bulunuyor. Emek gücü zaten. Emek, ha, emek gücü. Evet. Isparta'da işler nasıl, dondurma işleri? Çok şükür. Sen İyi. Şimdi 10 kiloya 3000 TL verdin. Aynen öyle. Az önce abi dedi, kaç teneke dondurma satacaksın ki 3000 TL'yi kâra çevireceksin? 2 ton falan satmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Abi ne yapıyorsun? Bir tane mi koyuyorsun içine yani? Hayır. Tane mi atıyorsun az bir tane? Az önce de abim söyledi zaten onu. Yani her yere gidip de bugün dondurma 8-10 milyona kilosunu alırsan demek ki bu salep değil o. O zaman ben Isparta'ya gelirsem seni bulup senin dondurmanı yemem lazım. Beklerim. Çünkü baklarımızı diye dondurmuşuz diye. Sen buradan o zaman Isparta'daki müşteriler seni tanıyorlardı şimdi simaya. Evet. Şimdi görsünler abim kaliteli malzeme kullanıyor görüyorsunuz. Evet. Tam yerinden geliyor. Yani saf. Saf, tertemiz, boncuk boncuk. Boncuk boncuk öyle salep. Şimdi ne yapıyoruz abicim? Şimdi bu... çekirdek salepimizi değirmende, taş değirmende
toz haline getireceğiz. İplerle beraber mi? İplerle beraber. İpleri burada eleyeceğiz. Eledikten sonra ipler dışarıya çıkacak. Sonra mamul haline gelmiş olacak. Tamam abicim, o zaman bu gürültü çıkaramıyor makine herhalde. Tabii. Artık ben o zaman konuşmayayım. Sadece tabii, seyredelim abi. Tamam. 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 Abi sen beni nereye götürüyorsun abi? Burası şimdi, pastaneye benziyor. Evet, şu anda öğüttüğümüz salep'i burada salep yaparak içeceğiz. Ha, sen beni orada çalıştırdın evet, iki saat. Evet, evet. Şimdi burada keyfini yapacağız, keyfini yapacağız. Tamam abi, nerede yapıyoruz? Şimdi ustamız burada. Oo. Yaşar ustam, Osman abim. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar getirdiniz. Vallahi sefalar. Bucağımıza şeref verdiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün hemen bize en iyisinden bir salep yap. Evet. Gerçek değirmende uyuttuk, tozumuzu katıldık. İki saattir var ya, her yerim şey oldu, salep. Maşallah ya. Vallahi, vallahi gözlerim, her yerim salep. İki saatte çalıştırıyor beni. Sütümüz hazır mı usta? Sütümüz hazır. Hemen. Evet, sütümüz. Teşkilat kurulmuş burada ya, evet, Yaşar usta. Hazır ya, teşkilatımız hazır. Ama tam zamanda geldiniz. Teşkilat hazır ama bir şey eksik. Ne eksik efendim? Ha, bana fes yok mu abi? Fes. Sen giyinmişsin. Hemen fes ya. Fes hemen ha. Ya. Tamam abi, benim neyim eksik abi, tamam. Salep ustası Osman usta. Evet. Yaşar ustacığım, ne yapıyoruz şimdi? Efendim, şimdi sütümüzü döküyoruz. Sütümüzü döküyoruz. Sütümüzü döküyoruz. Dökelim abi. Yarım saat, bir saat karıştırıyoruz. O zaman abi ben sen şunu al, ben abi çalış bir yere kadar. Yok vallahi yok. Bir saat karıştırıyoruz. Ben yoruldum abi. Hiç durmadan böyle 15-20 dakika hafif ısınacak sütümüz. 15-20 dakika da evet, hafif. Hafif ısınacak. Tamam. Isındıktan sonra siz değirmende uğraştığınız pardon. Aha vallahi bu işte. Salebi. İşte bu. Şöyle salebimizi toz şekerle karıştırıyoruz efendim. Toz şeker. Toz şekerle şimdi karıştırıyoruz. Şimdi bir dakika Yaşar usta. Şimdi ben de Osman ustayım. Biliyorum ama yine de soruyorum. Şimdi ne kadar süte, ne kadar salep, ne kadar şeker? Efendim şimdi 1 litre süte. 1 litre süte. Tamam. Bir çay kaşığı. Çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Burada kaç litre var? 10 yani litre. 10 litre. O zaman 10 çay kaşığı, 10 yani çay kaşığı. Bir yemek kaşığı mı? Yani bu 1 litre bir çay kaşığı 5 gram yapar. Tamam. Yani 4 gramla 5 gram arası. Yani bunu 80 gram 1 litre suya 80 gram şeker ilave ediyoruz. Ayarlıyorsun onu. Yani 10 kilo üzerinden karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ağır ağır ilave ediyoruz kaynamış olan sütümüze. Hepsini bir anda bocalamayacaksın içine. Olmaz sevgili izleyenler. Hayır efendim. Olmaz. Anlat abi, nasıl biliyor muyum? Ya ilk defa görüyorum ha. Ama mutfak efendim, kültürüm var. Yaşar usta. Efendim bunu böyle Osman Bey terlemişsiniz efendim. Ya Yaşar abi. Efendim, yarım saat dedin, iki saatti burada dedin. Abi, çalış. Ben hiç yorulmadım yani. Abi süt buharlaştı, uçtu gitti, gözünü seveyim. Olmadı mı burada? Ben hiç yorulmadım. Siz yaptığınız için ben gayet memnunum. Evet, kıvamı tamam olmuş, mı? Olmuş kıvamda efendim. Kıvamında olmuş şöyle. Şu anda hazır. Salebimiz içmeye hazır. Şu an böyle direkt içebilirim değil mi? Hayır. Yanarsınız. Böyle yanarız değil mi? Daha. Ben yanmışım zaten abi. Sabahtan beri bütün gün salep için çalıştım abi. Bir bardak salep içeceğiz. Gerçek salep içebilmek için mücadele gerekiyor. Aynen öyle. Yani bu mücadele de değirmenden buraya kadar tabii, devam ediyor. Bedava değirmen safhasına gelinceye kadar da tabii, dağdan toplaması bayağı emek gücü olan bir ürün yani salep. Sen şimdi yarın da beni dağa gönderirsin toplayayım diye. Tabii. Bir bardak filtre şey içeceğiz salep. Bir bardak filtre içeceğiz. İki gün, üç gün çalıştırıyoruz. Şu anda bu oldu. Kazanımıza doğru dökeceğiz. Bunu kazana mı aktaracağız? Yani kazana. He. Ben yardım edeyim mi? Nasıl yapalım? Estağfurullah. Hemen ben şey aman abi. Böyle. Aman Yaşar. Şimdi kazanımıza. Evet. İyi bari kazana da dök Osman demedin ha. Valla gülme Yaşar abi, gülme aman. Şu işi bir halledelim. Evet. Gülme abi. Yanmadan. Bakalım. Mis gibi kokusu da geldi. Evet. Taze salep, Osman Usta'nın salepleri. Müşterilere şöyle bir haber verelim abi, müşterilerimize. Salepten bilgileri olsun, taze. Burası çok önemli Yaşar Usta. Geldik tarihi ana, buyur abi. Şunu mu açacağım abi? Hazır. Tamam abi. Şu benim bardağım mı abi? Allah'ını seversen benim mi?
Allah'ım. Elleme abi Mustafa falan elleme. Ben yaptım her şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Akıyor mu? Evet abi geldi. Budur abi. Buyurun efendim. Evet Yaşar abi sonunda beklenenin geliyor abi. Vallahi. Bir dakika usta, ilk önce bana kusura bakma. Evet. Nur abi kusura evet, bakma. Çok emek çektiniz Osman abi. Çektim abi. Çektim mi ben bilirim, bir Allah bilir. Ben yorulmadım ya. Ben yani kaç senedir yapıyorum, ilk defa hiç böyle yapan olmadı ki bana ya. He tabii yani ya. Siz her zaman gelseniz daha iyi olur. Her zaman geleyim değil mi? Her zaman bekleriz ya. Bu Eyüp abi var ya, her yerde evet. Beni çalıştıra. Şimdi insanlar da alıştı, beni gören böyle diyor. Osman gel oğlum tarladayız. Sevgili izleyenler, işte buyurun. 4 saat çalışmanın sonu. Halis mulis Burdur yapımı meşhur Burdur bucağı ait salebimiz. Şimdi bir tadına bakalım artık abi. Afiyet olsun. Afiyet gerçek olsun süt salep şeker. Şifa niyetine. Sevgili izleyenler, eğer salebi siz de benim gibi seviyorsanız hiç üşenmeyin. Atlayın arabanıza, uçağınıza, otobüsünüze. Nasıl geliyorsanız artık gelin. Burdur bucakta bu muhteşem lezzeti tatın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Abi bunlar böyle gelemez değil mi? Gelmez, korkma. Nasılsın abicim? İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Şöyle geçiyordum, kapı açık bırakmışsın. İçeriyi gördük, bir gelelim, halatı sorayım dedim. Ne yapıyorsun burada abi? Hayvan bakıyoruz. Şu an ne yapıyorsun? Şu an hayvanın yemini kaktırıyoruz, yemini. Hanım da üzerine milas veriyor. He, o ne? Hanım mı olur? Hanım, eşim. Anneciğim nasılsın? İyiyim. Bu ne döküyorsun ablam böyle? Milas. Milas ne? Tatlı yiyorlar işte böyle. Şeker pancarının bir türü. Yani tatlısı. Şeker pancarının tatlısı. Evet. Niye döküyorsun ondan? Bu yedim hayvan daha güzel oluyor. Sütü falan mı verimli oluyor? Sütü verimli oluyor. Tabii tatlı olunca suyu da içiyor, süt bol oluyor. Onun için ben şey diyorum, eşim de üzerine milas döküyor. Gelin de orada sağacak nasip olursa. Sağacak? Evet. Oh sonunda sevgili izleyenler, sağ maaşından kokturdum. Gelinimiz varmış neyse ki, ablam sağacak. Ya gittiğimiz her yerde bana inek sağdırıyorlar. Beceremiyorum da abi. Yok şimdi şey ilerledi galiba artık teknoloji. Nasıl sağım yani? Sağım sistemleri var, süt makineleri var. Süt makinelerinin iki tanesini birden sağıyoruz. İkisini birden sağıyoruz? Evet ikisini birden sağıyoruz. O tarafta mı onu da görürüz değil mi? Tabii onu da görürüz. Şu önce ben şunları öyle kaktırayım da bağırışıyor. Tamam işte senin başka işin varsa onu yap, ben bunları kaktırıveririm. Bak işim yok, benim işim bunları yer giremek. Anam yok, ne oluyor? Onlar bir şey olmaz, onlar şey etme. Benden bir şey yapıyorlar, korktular acaba? Yok korkmaz. Biraz yabancı olduğumuz için şey diyor. Ne yapayım işte, köy mücadelesi böyle uğraşıyoruz. Başka hayvanın bu kadar mı hayvanın var abi? Yok başka hayvanımız var, öbür ahırda var. Onlar? 6 tane de erkek tane var. Ha erkekleri ayrı mı koyuyorsunuz? Ayrı. Ha bunlar inek, şey sütümüzü alacağız. Evet, orada buzdağı var. Ha küçükler de mi var? Küçükler de var. Senin maşallah işler yerinde herhalde abi. Tamam, yememiş içmemiş. Bu sene pek çok mağdur olduk. Niye abi hayırdır? Saman pahalı, yem pahalı. Saman pahalı, bütün evi saman doldurmuşsun. Evet. Saman pahalı. Ne kadar mesela? Bu bir balya mı diyorsunuz buna? Bunu biz kiloyla alıyoruz. Ne kadar kilosu? 800 liralık kilosunu. 800 lira dedin? Bir ton oğlum 800 milyon. Bir tonu 800 milyon. Evet. Kilosu. Ne kadar zamanda mesela? Bu kadar hayvan bir tonu ne zamanda yiyor? Bunları 15-20 gün yiyor. Bir ton? Evet. Abi 15 günde o zaman yerse bir ayda 2 milyar ot parası evet, yiyor. Evet ot parası oluyor. Yem oluyor. Yem çoğal olmuş 45 milyon lira. O kadar süt veriyor mu? Veriyor karşılamıyor. Ne oluyor o zaman? Cepten mi artıyor? Cepten. O zaman olmadı. Ne yapacağım? Yapacak başka bir şey yok köy yerinde. Sen ne iş yaparsın abi bunun dışında? Bunun dışında ben aynı zamanda köy muhtarı ve kooperatif başkanıyım. Köy muhtarı? Evet. Sen köy muhtarı sen misin abi? Köy muhtarı benim. Ya bütün köyü gezdik seni göremedik. İşte hayvan bakıyorduk. Vay be. Millet akşam üzeri sabahleyin böyle meşgul oluyor işlemle. Valla muhtarım helal olsun maşallah ya. Allah razı olsun. Bazı muhtar olur şimdi kıran tuvalet gezer. Yok. Sen böyle bu işleri yapıyorsun yani. Yapıyoruz. Helal olsun. Yapmasam niçin mecburuz. İsim neydi abicim? İsmim Halil. Halil abi helal olsun. Şu süt sağma işine bir bakalım mı? Bakalım. Merak ettim o makineyi. Bakalım göstereyim ben size. O sağma işinden kurtuldum sonunda. Ayşe'yle gelin çalıştırmayın bakayım makineyi. Muhtarım şimdi. Ha, buyur. Ne oluyor şimdi? Şimdi bu makinemiz bu mu? Evet makinemiz bu. Tamam.
Şimdi hayvanın memelerini bağlıyoruz makineye. Evet. Makine kendisini soyuyor. Biz öbür gün de bunu bağlıyoruz. Ha, iki tane mi var? İki tane. İkisini bir anda soyuyor. Ablam gelinim mi oluyor? Yeğenimin eşi, gelinimiz. Gelinimiz. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Sen normal inek sahibi... Aha. Yok. Güzel yıkıyorsun onu. Yıkıyor. Sen normal sağabiliyor musun ablacığım? Sağırdım. Sağırsın. Böyle daha mı kolay oluyor? Böylesi daha kolay tabii ki. Niye böyle huysuzluk yapıyor? Biraz beni görmesi de uyarılar ondan. Ha. Belki de bizi mi yabancılık yapıyor acaba abi? Yok, sizi de yabancılık olabilir de. Tabii insan yanınızı sayıyoruz ya bazen. Ha. Ondan yadırgıyor şu anda. Ha, yadırgıyor. Yabancı gördüğü için. Aşağı çek, aşağı gelin şeyi. Şimdi şurada bir tane alet var. O alet sana şeyi mi gösteriyor? Vakumluyor mu? Vakumluyor, gösteriyor. Bu saat 400, çıkar 400 işittiği zaman hayvanların memelerinden süt almaya başlar. Bak zaten şu anda görüyorsunuz. Evet, altta tarafta gördüm. Evet, orada evet. Gözüküyor, burada da gözüküyor. Bu borudan da? Bu borudan da büyüme gidiyor. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi ben kaç bölümdür uğraşıyorum süt sahayım diye ama artık teknoloji ilerlemiş. Evet. Böyle vakumlu takıyorlar aleti. Takıyor. Gördüğünüz gibi bu borulardan da kabın içine süt sağlıyor şu an. Sonra bu güğümü ne yaparsınız abi? Bu güğümü gidip kooperatife veriyoruz. Veriyorsun? Evet, onu satıyoruz. Kaç kilo mesela süt alıyorsun böyle? Günlük 40 kilo sabahleyin, 25-30 kilo akşam üzeri. O şekilde devam ediyor. 40-25-30. Evet. Mutarım. Şimdi bunu sağdık, kaç dakikada sağacak bunu? Bunu 3-5 dakikada sağarız. 3-5 dakika. Sonra başka bir işlem var mı? Başka bir işlem yok. Öbür günleri sağlayacağız. İşi bitti Ankara. Hayvanları bırakıp suyun içecek, yatacak, ısırap yapacak. Bitti. Şu makine ne kadar bir makine fiyat olarak? Bu makine 750 lira 1000 lira arasında. O zaman buradan herkese sesleniyorum. Herkes ne olursunuz alsın, ben de şu süt sağma işinden artık kurtulavereyim. Makineler evet. Kolay oluyor. Hadi kalın sağlıcakla. Abicim hadi geçelim şöyle. Tamam, geçelim. Çocuklar, sizden bir ricam var. Benim. Bana yardımcı olur musunuz? Oluruz. Ya şu programın reklamını yapmak için hep beraber şimdi ben 1-2-3 diye saysam, gezebilsem diye böyle bağırsak, el sallasak olur mu? Olur. Tamam, o zaman hazır mısınız? Hazır. 1-2-3 Gezebilsin! Sevgili izleyenler, İstanbul'dan kalktık, Tebur'dura kadar geldik. 600-650 kilometre arası bir yol. Şimdi oradan kalkacağım, ben Tebur'a kadar geleceğim. Burdur şiş yemeden İstanbul'a geri döneceğim. Öyle bir yağma yok. Şimdi Burdur'da Burdur şiş yapan bir abimiz bizi misafir edecek. Bakalım neymiş bu Burdur şişin özelliği. Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm. 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 Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizleri sormalı. İyiyiz Allah'a şükür. Yani sizi gördük. Sizi gördük. Sağ olun. Yani gördük sizi. Çok iyi olduk vallahi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Abicim Hasan Usta sen misin? Hasan Usta babam oluyor. Ha babanız mı? Hoş geldiniz. Ya niye beni o zaman tutuyor? Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? İş var, güç var. Doğrudur. Doğru abi. Buyurun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin ustacığım. Sağ olun. Sağ olun. Hasan abi. Hoş geldiniz abicim. Hoş bulduk abim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah'a şükürler olsun abi. Allah'a yoldan geliyoruz. Yorgunuz. Hoş açız. Geldiniz. Bak İstanbul'lardan hoş kaç geldiniz, kilometre yol hoş geldik. Geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi ben bu işi yapmak istiyorum İstanbul'da da. Evet abicim. Sen bu işin böyle inceliklerini öğretsen. Evet abicim. Bu etin abicim. İçinde ne var? Ne etidir? Şimdi nasıl abicim, yapılır? Bu dana kıymadır. Dananın genelde kaburgalarından, ön kollarından yapıyoruz. Kaburga ve ön kollar. Evet. Tamam. İçerisine sadece tuz koyuyoruz. Tuzu karıştıracak şekilde karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Evet. Yoğurduktan sonra 15 dakika, 20 dakika sonra demirlere sıralıyoruz. Yoğurduktan 15-20 dakika sonra? Evet. Tamam. Kıymanın dinlenmesi için. Demirlere sıraladıktan sonra müşterimiz geldikçe şiş ocağımız bu. Atıyoruz. Tekli, 1,5'lu müşterinin ağırlığına göre pişirip veriyoruz abicim. Yani en çok mesela kaç porsiyon isteyen oldu bugüne kadar Hasan abi? En fazla 5 porsiyon yiyenler oldu. 5 mi? 5 porsiyon yiyenler oldu. 5 porsiyonu abi ayıp da söylemesin, ben cebime koyarım ya. İyi abi. 5 porsiyon nedir abi?
Şimdi 5 porsiyon yiyenler oldu abicim. Anca zor yenir değil mi? Anca galiba. Biz esprisindeyiz. Şimdi 1,5 şişte 9 tane koyuyoruz biz. 1,5 bile 6 çok. 6 tane koyuyoruz. Yeterli abi. Yeterli yani. 1,5 bile çok. Peki Hasan ustam. Sen şimdi püf noktasını sorayım dedim ama tam söylemedin bana şimdi püf noktayı niye? Sen bana bunu kıyma dedin. Bu normal makine kıyması mı, satır kıyması mı? Bu makine kıyması abicim. Sadece bir defa çektiriyoruz kıymanın ezilmemesi için, suyunu kaybetmemesi için bir defa çektiriyoruz. Tek çekim yapıyoruz. Tek çekim yapıyoruz. Ve içinde hiçbir baharat yok, sadece şey yok, tuz. Sadece tuz koyuyoruz. Bu şimdi Burdur'da çok yaygın değil mi? Burdur'un en meşhur. Doğru biliyoruz değil mi? En meşhur yemeklerinden bir tanesi, ızgaralarından yani. Burdur şiş. Ha, Burdur şiş, bu Hakan Bey'in. Bu şekilde devam ediyoruz abicim satmaya. Satmaya devam ediyoruz. Evet. Peki Hasan abicim bu pide de senin kendi yapımı mı, aldırır mı? Pideyi hazır getirtiyoruz, fırınlarımız var. Çarşıdan getirtiyoruz. Bizde fırın olmadığı için. Tabii sevgili izleyenler, Hasan ustam böyle köfteleri dizmiş buraya. Pardon. Burdur şişleri dizmiş buraya, köfte evet. Değil. Üstlerine de görmüş olduğunuz gibi etleri koyuyor. Çünkü bu ekmekler yağlanıyor köfteyle yağlanıyor, beraber. Sıkıyoruz. Burdur şişin yağıyla hem ısınıyor hem yağlanıyor. Evet. Ondan sonra nasıl servis yapıyoruz Hasan ustam? Normal olarak salça veriyoruz. Salçanın yerine şişleri veriyoruz. Başka bir şey yok. Yok. İçecek? Evet. İçecek ayran, kola. En güzel ayran gidiyor. En güzel ayran gidiyor. Ayran gider. Evet. Şimdi Hasan abi. Buyur abicim. Ben şimdi böyle yiyorum içiyorum ya bazen gittiğim yerlerde. Evet abi. Şimdi ama böyle bedavadan yemek benim işime gelmiyor. O yüzden böyle bana bir iş versen burada. Olur ben biraz abi, çalışsam ondan sonra bana bir yarım porsiyon ikram etsin olur mu abi? Zaten çalışıyorsunuz abim sizi maşallah. Nasıl çalışıyoruz abi? Daha bir şey yapmadık. Çekim yapıyorsunuz ne güzel. Her taraf geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. O başka abi, güzel o başka. Güzel ziyaret ediyorsunuz. Bir porsiyon şiş pişirin, hak edin. Pişireyim. Tabii. Ama beraber yiyeceğiz. Beraber yeriz. Söz mü? Söz abi. Tamam Hasan ustam, hemen. Ben... Hasan ustam, bunun böyle bir şeyi var mı? Kırpın. Onu şuraya alabiliriz beyefendiciğim. Tamam. Şu tarafa alıyorum çünkü evet. Buranın ateşi daha iyi. Evet. Orada şimdi şiş pişirdiğimiz için biraz kararma yaptık ömrümüz. Eğer Burdur'a yolunuz düşerse, Burdur şişi yemeden evinize tabii ki de geri dönmeyeceksiniz. Yani benim söylememe gerek yok. Çünkü Burdur'un olmazsa olmazlarından biri de Burdur şiş. Doğru mu Hasan ustam? Doğru, çok doğru. Doğrudur. Bu arada ufaktan yerlendiriyoruz. Duman olması geldi. Pideleri de hemen atıyorum üstüne. Bak hareketler nasıl usta? Çok güzel şimdi hareketler. Şunları çevirmem lazım da. Haydi be, baban da mı Burdur şişçiydi? Hasan ustam. Efendim abi. Sana zahmet ustam. Sen bir göz atsan şimdi. Onu ustam ben... sensin ya. Tamam abi. Bak bakalım ustam nasıl? Abi çok kıvamlı pişirmişsin. Vallahi sağını solun çevirdim abi, ettim. Abi eskiden mi şişlediniz siz? Ya ne bileyim artık yani bu ete karşı benim böyle mutfak işine karşı bir alerjim var. Çok güzel bir el marketi. Var var hanım abi. Sağ olsun ya. Evde Allah... iş yaptığı yok ki bana çalıştırıyor. Allah razı olsun abi. Bu tamam mı şimdi ustam? Evet abi. Hazır. Hazır abi. O zaman oğluna söyleyelim. Tezgaha geçsin biz afiyetle bir yemeğe geçelim değil mi? Peki abi. Abicim kusura bakma. Estağfurullah. Biz Hasan ustamla bir atıştıralım. Tabii tabii buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyur Hasan ustam. Ben götüreyim. Buyurun ustam. Ben götürürüm ustam. Ben getireyim. Olmaz. Peki. Şimdi ne dediydik? Bunun yanında salata demiştin. Evet. Salatamız soğan geldi. Soğan salatası mevsimine göre. Kışın marul soğan veriyoruz. Yazınsa domates, biber. Ha, zamanı olması lazım. Evet, mevsimine göre bu yeşillik. Yanında ayran. Genelde ayranımız daha fazla gidiyor. Yani bizim halkımız bunu çok seviyor. Tamam ustam. Burdur şişini çok seviyor. Şimdi o zaman ustam şöyle yapalım. Sen kendi yaptığını yiyemiyorsundur ama şimdi bunları ben yaptım. Bak herkes izleyen de gördü, sen de gördün. Sizin elinizden olduğu için yiyeceğim zaten. Bir ustam bir bakar mısın ben... nasıl? Kıvamı olmuş mu? Hani pişkinliği tam böyle kıvamında mı? Bir bak ustam. Evet. Pideden kopardın, üstüne koydun bir tane. Çok güzel, elinize sağlık. Benden güzel pişirmişsiniz. Yapma usta, şımartma gerçekten. Beni. Gerçekten. Ya ustam ne olur ya, vallahi yapma. Benden güzel pişirmişsiniz, elinize sağlık. Afiyet şeker olsun usta. Bu sayede şişiyorum bakın. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Sizi buyurmaz mısınız? Vallahi bunu ne zaman diyeceğim diye bilmiyorum Hasan abi. Yani bunu bir desen de ben de başlasam diye gözümün hemen içine buyurun. Bakıyorum. Şimdi sormaz bak, işlerimiz. Usta sensin. Şimdi biz çırağız. Bizim vermeden yemek olmaz. Siz başımızın tacısınız ama.
Allah razı olsun abi. Siz, buralara geldiğiniz için ziyaret ediyorsunuz. Bizi ne kadar güzel değil mi? Tanışıyoruz. Sağ olun abi. Ayaklarınıza sağlık. Tamam abi, sağ ol. Sevgili izleyenler, meşhur Bordur Şiş sizler için afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğendiniz mi tadımı? Hasan Usta, bunu beğenmeyen var mı? Şimdi ben bir şey söylemeyeyim böyle. Beğenmeyen olmadı ama tabii sormakta yarar var. Bugüne kadar hiç beğenmeyen çıktı mı? Hayır, hiç çıkmadı daha. Şimdi ben nasıl beğenmeyeyim Hasan Usta? Afiyet olsun. Bir de kendim yapmışım. Ha, bir de kendiniz pişirdiğiniz için çok güzel olmuş. Kötü olsa bile kötü der miyim abi? Hayır, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. İyi, afiyet olsun o zaman tekrarın abicim. Sağ olun, Allah razı olsun. Şöyle de afiyet olsun. Sevgili izleyenler, Burdur merkezdeyiz. Burdur'da hemen hemen herkesin bildiği meşhur bir dondurmacı varmış. Hatta Burdur'un dışından bile gelip dondurma yemeye gelenler varmış. Ve tarif ettikleri yer herhalde burası olacak. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abicim yanına gelebilir miyim? Tabii, buyurun. Abi, şimdi biz İstanbul'dan geliyoruz, biliyorsundur belki. Evet. Şimdi bu Burdur'a hoş geldiniz yazısı var ya, işte evet. Buldur, iyi sınırı. Evet, rakım evet. Falan yazıyor. Öyle durduk oralarda bir yerde. Biri gördü beni işte Burdurlu. Ne dedi bana biliyor musun? Evet. Sen dedi Burdur'da işte bilmem neresi var dedi bir usta. Evet. Dondurma yedin mi? Yok dedim. Eğer dedi oradan yemeden bir yere gidersen dedi Burdur'a gelmiş sayılmazsın dedi bana. Niye öyle abi? Bu özellik nereden geliyor? Şimdi dededen torunu olduğu için doğal dondurmamız, salepimiz doğal, her şeyimiz doğal olduğu için yıllardır devam ediyoruz. Aşağı yukarı 80-90 yılı yaklaştı. Kaç kuşaksın sen şimdi? Kaç üçüncü kuşak. Sen üçüncü. Tabii. Şimdi bu kuşak dediğin dede, baba, oğul olarak evet. Mı oluyor? Dede, baba, tamam. Oğul. Dede sağ mı? Dede vefat etti. Babamız sağ mı? Babam sağ. Allah uzun ömür versin. Dede de rahmet dileyelim. Oradan kaç yıllık o zaman mazisi var bunların? 80 yıl garantili. 80 yıl. Evet. Nedir abi bu özellik? Şimdi dededen toruna dedin ama bu lezzetinde de bir şey olması lazım. Tabii. Sadece dede torun işi değil bu. Şimdi sade dondurma genellikle tutulan dondurmamız. Salep. Salep, şeker. Salep var mı içinde? Tabii tabii salep var, doğal salep var. Bu Burdur'da salep meşhur, çok meşhur. Tabii bucak Burdur. Çok yaygın, evet bucakta. Evet. Organik değil mi? Organik. Yani... Hayır, asla ve asla bir şey yoktur. Tamam. Herhangi bir şey yoktur. Bu... Kakaomuz var. Kakaomuz var. Haşhaşlı dondurmamız var. Her yerde Burası. Olmaz mı? Her yerde olmaz. Haşhaşlı. Evet, her yerde olmaz haşhaşlı. Sevgili izleyenler, haşhaşın ekmeğini yedik. Kuru kuru haşhaşla yedik ama dondurmasını hiç yememiştim. Şimdi dondurmasını da tadacağız. Çileğimiz var. Çilek var. Karadut ve vişnemiz var. Karadut. Evet. Karadut dediğin yani, bu tabiatta topladığımız mı? Tabii oluyor. Tabii. Yabani olanını. Evet, ellerimiz morardı. Sen bunu ne zaman buluyorsun şimdi? Bu zamanda ben oldu mu? Ben geçen yıl saklamıştım. Şokun içine ancak çıkarabildim. Yani dondurmasını yapıyorum. Saklıyorsun. Tabii. Mevsim olmadığı zaman da bile evet, karadutu verebiliyorsun. Evet. İşin gücün nasıl abi peki? Şükür elhamdülillah, iyi Allah'a çok şükür. Popülersin çünkü duyduğum kadarıyla. Yani Burdur'un dışından sana dondurma yemeye gelen varmış. Antalya'dan, doğru. Isparta'dan. Doğru, İstanbul'dan her yerden geliyorlar. Ben gibi. Geldim işte İstanbul'dan evet, geldim. Doğru. Artık biz de yiyelim abi, bu kadar tamam konuşmak abicim. Yeter. Merak ettim. Tamam. Abi. Benim tamam tatlıyla abi. Aram yok ama merak ettim. Tamam. Buyurun abi, yardımcı olalım. Nereden geldin abi? Usta bak, şimdi ben ne dedim? Evet. Ayağım vurdu. Sevgili izleyenler. Hiçbir şike hile yok bu işte. Gerçekten abicimiz kapıdan geçiyordu, içeri girdi, selamını verdi Antalya'dan. Siz de duyup mu geldiniz? Burasını senelerden beri biliyoruz zaten normalinde. Buranın meşhur dondurmasını, dededen torunu olduğunu biliyoruz. O yüzden buranın damak zevkini bildiğimizden dolayı o yüzden burayı tercih ediyoruz. Her yönden hem temizlik yönden hem damak zevki yönden. Buraya geldiğimiz zaman dondurmanın zevkini tadıyoruz yani. Kısmetse inşallah şimdi ben de tatacağım. Yalnız abi sen bir kilo istedin. Nereye götüreceğim bir kiloyu? Nasıl olacak yani bu iş? Orada arkadaşlarım var Antalya etrafında. Onlar da devamlı istiyorlar zaten normalde. Yani bizim Burdur'un bu meşhur... Anlatma. Orayı anlatma abi. Orayı anlatma şimdi bak. Sen böyle dersen istiyorlar. Şimdi beni izleyenler diyecek ki bize niye getirmedin? Ben şimdi bunu oradan oraya taşıma ihtimalim yok. Saklama kabı falan deme usta, tamam mı senin? Maalesef getiremiyorum İstanbul'a da. Kusura bakmayın.
sizin yerinize ben burada şimdi tadına bakacağım. Çok merak ediyorsanız burada Burdur'a gelin. Meşhur dondurmacı nerede söyleyin. Hemen abimiz size tarif edecekler zaten. O zaman ben müsaadenizle bir tadına bakayım mı? Tabii tabii, ne demek. Ama bakmadan bir şey soracağım. Şimdi sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi rengarenk. Şu gördüğünüz olduğunuz noktalı noktalı haşhaşlı, karadutlu ve en baştaki şu sarı renkli olan da hurmalı. Arabistan'daki bildiğimiz hurma. Şimdi sana sormak istiyorum Müşah abi. Sen daha farklı böyle ne meyvelerinden yapacaksın dondurma? Vallahi böyle zeytinli, peynirli falan yapacak mısın? Yok, hayır, onları yapmayayım. O kadar değil yani. Tahinli yapılır. Tahinli yaparım. Tahinli? Tabii, tahinli dondurma yaparım. Tamam. En vay türlü meyve olduktan sonra A'dan Z'ye yaparım. Doğal meyve olduktan. Yeter ki aklıma yatsın diyorsun, yaparım. Evet, hepsini yaparım. Yaparım ben. O zaman abi sen yeni meyveleri düşüne dur, ben şunun tadına bakayım. Tamam. Hem de abimin tamam, bir kilo. Tamam mı efendim? Tamam tamam. Gel, şey yap abi ya. Sen şey yap, ben de şey yapayım abi. Çocuğum, Antalya'dan gelen bir efendi sadece sade alıyor. Sade olsun dedi. Karışıklı sonradan sade içiyordu. Sayın abicim, bence şu lezzetleri bence tatman lazım. Şimdi bak, televizyona da çıktın. Sana bunları sipariş edenler diyecek ki Osman diyecek, meyveli yedi, çok güzel anlattı. Bence mutlaka meyveli de isteyin. Çünkü meyveli de çok güzel. Ustacığım. Efendim? Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Tatlı yerini tatlı konuşalım diyorlar ya. Evet. Ağzımın tadı yerine geldi. Teşekkür ederim. Vallahi çok sağ ol, teşekkür ederiz. Biz sağ olun. Kısmet olur da ben yazın yine geleceğim inşallah. Beklerim. Abi yaza kadar şöyle kavun, karpuz, işte muzlu, böğürtlen, böyle farklı bir şeyler de olsa tabii, olur mu? Tabii olur, ne demek? Olur değil mi? Olur. Şimdi tam yaz olmadığına göre bu kadarla yetinebiliyoruz, evet. Ama yazın hepsi var değil mi? Evet, Allah'ın izniyle hepsi var. İyi, ustacığım. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah sen de evladına devret. Evladın da torununa devret inşallah. İnşallah. Böyle gitsin. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Aleyküm selam. Yine hoş geldiniz. Amcacığım nasılsın? İyiyim. Sizler sormalı. İyi Allah'a şükür. Evet. Ne yaparsın? Geçi gidiyorum. Geçi gidiyorsun? Evet. Ya amcam, bu köpek bize mi kızar böyle? Senin yanına geldik diye mi kızıyor bize acaba? Tabii canım. Ha, ondan kızıyor. Ben abisiyim ya. Ha. Sen bizi tanımıyor tabii, kızıyor mu? Tabii tabii. Görevini yapacak. Kaç tane hayvanın var dayı? Burada çünkü bayağı bak, dışarıya saldıklarım var. Şu içeride görüyorum bir sürü. Var, yüzü geçik anası var. Yüzü geçik de oğlağı var. Oğlağı var. Hı. Şimdi oğlak zamanı. Oğlak zamanı. Bir de böyle ufak yavrular var. Var var. Değil mi? Var. Şimdi yavrulama zamanı herhalde. Tabii. Hemen hemen bitti yavrulama zamanı. Bitti abi. Bitti sayılır. Sen ne kadar zamandır yaparsın dayım bu işleri? 12 yaşından bari. 12. Yaş kaç şimdi? 75. 12 yaşından beri? Hı. Bir asırlık. Güdersin böyle hayvanlar. Tek, şimdi bu kadar hayvan tek başına mı yaparsın sen? Tek başıma. Böyle yardım eden yok mu sağa? Ediyorlar ara sıra da. Devamlı da değil. Sen gidin. Burayı, nereye gidiyorsun? Bu etraflara mı geziyorsun etrafları hayvanlar? Böyle oralara oralara gidiyoruz işte. Gidiyorsun. Boştan, otlatıyorsun sonra? Getiriyorsun sonra buraya. Tamam, bitiyor mu? Bitiyor. Burada böyle var mı saldıran bir hayvan, yabani hayvan var mı bunlara, keçilere, koyunlara? Yok yok. Yok, yok değil mi burada yok, yabani yok. Hayvan? Yabani hayvan, canavar manı var yok onlar, bunlar yok. Dayıcığım, bunun sen nesini kullanıyorsun? Sütünü mü kullanırsın? Sütünü kullanıyorsun, etlik satıyoruz. Böyle satar mısın? Kurbanda mı satıyorsun? Her zaman. Kurbanda, kurbanda. Oğlakları güzün satıyoruz. Şu bazıları dayıcığım çok büyük oluyor. Onlar ne kadar, kaç aylık mesela veya yaşında mı onlar? Bunlar ana, bunlar ana iş. Kaç yaşında mesela bunlar? 4, 5, 6, 8. Yaşar mı yani o kadar sene? Çok yaşar mı? Yaşar, yaşar. Kaç kilo oluyor mesela bir tanesi? 25-30. O civarda yani. 25-30 kilo büyümüş hayvan o kadar tabii olur. Tabii canım, tabii. Acar olursa, kısır olursa o öyle olur. Bu yavrular içeride kaldı, onları bırakıyor. Çıkarmıyor mu her zaman? Yok, çıkacak onlar da. Ha, onlar da çıkıyor. Gerek yok hepsini çıkarmaya diye. Onu yüzüm görmedik. Ha, hepsini çıkarmıyorsun. Burada selam söylemek istediklerin var mı dayı? Selam bütün Türkiye'ye selam. Bütün Türkiye. Bütün Türkiye'ye ya selam. Ne güzel dedin dayım ya. Herkese hiç ayrı gayrı yok değil mi? Yok yok. Türkiye'nin hepsine yok. Selam. Avrupa'ya bilmem nereye, Kars'a, Avrupa'ya diye bir şey yok. Türkiye'nin hepsine selam. Hatta dünyanın hepsine selam olsun değil mi dayı? Yo, ecnebiler selam olmasın.
Elcemilere selam yok mu? Yok. Sadece yok. Bizdenkilere tabii var. Tabii canım tabii. İyi o zaman. Müslümanlara selam. Neticede Ecnebilerle bizimiz yok bizim. İyi. Tamam dayıcım, kolay gelsin sana. Sağ olun. Hadi işin az gitsin. Görüştüğümüz şükür. Hadi size hayırlı günler. Sağ ol dayıcım. Akyaka köyünde gezmeye devam ediyoruz. Geze geze bir hal oldum. Karnım da çok acıktı. Köy meydanında da her yerde bir anneler toplanmış. Şurada gölgede var. Büyük ihtimalle bir şeyler de var orada, yemek memek. Bir bakalım ne yapıyorlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Anneciğim nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. İsim ne senin annem? Aliye. Yaşın kaç? 65. Şimdi herkesten konuş hem desem buraya bir haftada konuşsak bitmez tamam, valla. Tamam. Nenem ya siz buraya toplanmışsınız. Ha. Bir abla oraya toplanmış. Ha. Bir bu tarafa toplanmış. Tamam, ne oluyor? Yaş yaş mı ayrıldınız? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Öyle bir şeyimiz yok ya. Biz yaşla yine aynı bir yerdeyiz işte. Ayrı bir yer gibi. Ha. Öyle. Sen hay 60, 70, 80 yaş burada. Sen burada. 50'ler öyle, orada. 50'ler orada. 40'tan aşağısı da burada mı? Burada. Burada. Ben o zaman burada durayım. Tamam. Böyle tek tek bir halini zatını sorarım. Sağ ol ninem. Anneciğim senin isim nedir? Hatice Candan. Senin yaş kaç? 68. Tamam sen tuttun. 68 ise burada olabilirsin. Hatice Hanım. Anneciğim senin yaşın kaç? Havel Ünel. Yaşın kaç? 53. Aha olmadı, fire verdik. Ha bak 53 dedim. 53 ise bak şu tarafa vereceğiz seni mecbur. 63. Tamam 63. Sapattık. Anneciğim senin... Fahriye Karakılıç. Fahriye annem yaşın kaç? 77. Tamam 77 Fahriye annem. Hı. Anneciğim sen? Şerifi Candan. Yaşın kaç? 70. 70. Sen 45 gibi duruyorsun bak anne. Öyledir inşallah. Bak 45 gibi duruyorsun beni kandırmıyor. Kandırmıyorsun değil mi beni? Ya kandırmayın. Neden kandırayım? Şimdi 70 yaşındayım diyorsun da bu kadar 10 tane şişten beraber çorabı nasıl örüyorsun? Ne görüyorsun diyorsun? Gözlüğü görüyorsun işte. El şeysin. Çünkü vakit geçiriyorsun hem. Vakit geçiriyorsun. Hı. Kime yapıyorsun bunu? Kendimi yapıyorsun, çocukları yapıyorsun, satıyorsun. Satıyorsun da. İyi annem kolay gelsin. Sağ ol. Senin yaşın kaç? 75. Adın ne dünün? Emine Şimşek. Şimdi ne diyorsun sen? Şimdi artık bu işlerimi yapıyorsun. Ben bunu gidiyorsun, bunu geliyorsun oğlum tamam. Senin işin bu oldu. Hiç baş bir şeyim yok. Ne dersen de nene, sen sağ her şey serbest. Senin adın ne nene? Ayşe. Ayşe nenem yaşın kaç? 88. Nenem senin yaş kaç? 85. En yaşlı nenem mi oluyor şimdi? Ayşe nene mi oluyor? Ayşe nene. Ayşe nene. Hı. Bu köy yerinde eskiden şimdi neler vardı değişik? Şimdi ne var? Erkenden kaka, hamur yoğursun, yemeği de tarlaya giderdik. Irak pişmeye. Şimdi var mı öyle? Yok. Şimdi ne var Irak? Şimdi Irak pişme mi var? Irak. Şimdi ne var? Hasin dedim, ezildim, askerden çizildim. İster al, ben anını yazıldım. Benim anıma mı yazıldın? Allah razı olsun. Oh senden, oh. Sağ ol nene bak ya. Maşallah. Başka biliyor musun nene? Bilmiyorum. Bir tane. Bir tane. Tamam. Nereliyim, siz hepiniz arkadaş mısınız? Hep komşu mu arkadaş? Memleketimiz insanı, arkadaş, dost, kısım, işte komşu. Çat köyümüz kaçan şey. Altından üstüne kadar hep komşuyuz. Mesela bilmediğiniz insan yoktur. Maşallah çok, Allah ayırmasın şükür. O zaman. Çok şükür. Sağ olun. Sizi de Allah ömür versin. Sağ olun efendim, size de. Ne dermiş böyle vaktimiz. İsim nedir anne? Medine Özenç. Yaş kaç nenem? 60. Bak 59 olursa yan tarafa geçeceksin ha. Ya. 60 mı? Soracağım ha başkalarını. Ablayı tanıyanlar? Kim tanıyor ablayı? 60 mı? 60 tamam. Tamam. 59 ise sınıfta kaldım. Tamam. Nasılsın anneciğim, iyisin? İyiyim. Çok şükür. Gelinim falan var mı? Var. İyiyim. O torunum onunla. Kötü kaynanalık yapıyor mu? Ya. Yapmıyor. Hak ettiğim mi? Yapıyor mu? Yapman hiç. Yapmayın ha. Kızlar da emanet çünkü değil mi? Tabii. Eskiden var mıymış öyle işler? Eskiden çok vardı, varmış değil mi? Eskiden vardı. Niye çok öyle? Kim bilir, hindi iyi. Kayınlara hindi iyi. Anlayışı çok şükür. Niye öyleymiş? Eskiden niye öyle? Kim bilir? Biz vallahi çok çektik. Sen çok mu çektin? Kaynanan sağ mı? Öldü. Ha o yüzden böyle rahat konuşuyorsun sen tabii. Öldü, arkasından konuşuyoruz şimdi. Pekala inşallah cennet olsun. Amin abam öyle. Gölge buraya semaver komşunuz. Çay. Çay demliyorsunuz, içiyorsunuz. Çay, evet. Normalde burada otururlar mı yani? Gelir oturursunuz. Evet, her gün otururuz. Her gün oturuyoruz burada. Çay akşam, içiyoruz. Akşam geç saate kadar muhabbet ediyoruz. Yapacak vakit kadar oturuyoruz.
Ha, siz burada ne de olsa oturuyoruz, arkadan işi yapan var. Evet. Değil gelinle mi? Sağ olsun. Zamanında yaptınız. Tabii. Bitti. Evet, çok işledik. Yetirilsin. İyi. O zaman hepinizi yorduk. Hakkınızı helal edin. Sen helal et. Hepinizi buraya kadar yorduk. Gelmişsiniz bizim için. Sevgili izleyenler, bu haftaki programın da sonuna geldik. Eğer siz de bizi nenelerimiz gibi misafir etmek isterseniz iletişim bilgilerinden bize mail atın. En kısa zamanda size misafir olalım. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.